Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz görüşmenin aşamaları. İş görüşmesindesiniz. Ne aşamalardan geçeceğiniz, neleri konuşacağınız. Bunların hepsini önceki videolarda da anlatmıştık. Görüşmenin aşamaları, ilk izlenimler, esas görüşme aşaması, görüşmenin sona erdirilmesi şeklinde bölümleri olacaktır. Yapacağınız görüşmede ilk izlenimler, araştırmalar, görüşmede adayla ilgili en önemli öz izlenimlerin ilk 5 dakikada oluştuğunu ortaya koyuyor. Yani 5 dakikada içerisinde aşağı yukarı ne olup biteceği, olumlu mu olumsuz mu geçeceği öngörülmekte. Bu ilk izlenimi olumlu kılan tutum ve davranışlarda şöyle sayılıyor. Görüşmeden 5-10 dakika önce orada olmak, canlı bir tavırla içeriye girmek, bitkin bir halde olmamak gerekir tabii ki. Görüşmeyi yürütecek kişinin elini sıkmak, oturun demeden oturmamak, gülümsemek, görüşmeciyi bakmak, dik durmak, dinlerken herhangi bir şeyle oynamamak, aktif ve inisiyatifli olmak, ancak gereksiz konulara girmemek. Bu aşamada görüşmeyi yapan kişi genel bir giriş yapar. Güncel olaylardan biraz önce ilgilenmekte olduğu konudan söz eder. Onun söylediklerine dikkat edin. Nasıl bir görüşme ortamı istediğini anlarsınız. Çok kısa yanıtlar vermeyin, diyaloğa hazır olduğunuzu anlasın. Esas görüşme, bir 5-6 dakikalık ilk izlenim aşamasından sonra esas görüşme kısmı, bazı kişiler eleman adayına göre firmayı ve yapılacak olan işi tanıtır. Bazıları ise önce müstakbel elemanı tanımak için sorular sormaya başlar, bazı da kendi firmasını tanıtır. Görüşmeyi yapan kişi firma ile iş ile ilgili bilgiler verirken iyi bir dinleyici olun ve kısa sorular sorun. Böylece görüşmeyi iki yönlü hale getirir, firma ve söz konusu iş hakkında bilgilenmiş ve ilginizi göstermiş olursunuz. Hakkınızda bilgi almak için soru yağmuru başladığında ise en önemli nokta kendiniz olmaktır. Başka biriymiş gibi davranır, kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeye çalışırsanız kaçınılmazlıkla açık vereceksinizdir. Sakın yalan söylemeyin. Bir başka tuzak soruyla yalanınız açığa çıkar. Kendiniz olun, olanı anlatın, işe talip olduğunuzu söyleyin. Esas görüşme bu olacaktır. Görüşmenin sona erdirilmesinde aşamasında burada görüşmeci size sonucu ya da bundan sonra ne olacağını söyler. Hemen işe alınacağınızı sanmayın. Muhtemelen sizi sonra ararız diyebilirler. Belki ikinci bir görüşmeye daha çağrılırsınız. Kapıdan çıkmadan önce görüşmeyi yapan kişiye size zaman ayırdığı için teşekkür etmeyi de unutmayın. Görüşmenin aşamaları bunlardır. Görüşmelerde ücret ve ödemeler üzerinde konuşmak isterseniz neler olacak? Görüşmenin belki en kritik noktası da bu olacaktır. En iyi yöntem, önceden sapladığınız ücret beklentisinin hemen açığa vurmamak, ücret önerisinin karşı taraftan gelmesini beklemektir. Ne kadar ücret talep ediyorsunuz sorusu görüşmenin başlarında karşınıza çıkarsa firmanın durumu, olanakları ve söz konusu iş hakkında biraz daha bilgilenmek istiyorum diyebilirsiniz. Ertelemeye çalışabilirsiniz. Çoğu durumda şu anda ne kadar ücret alıyorsunuz gibi bir soru gelebilir. Bu soruya doğru cevap verin. Son aldığınız maaşı söyledikten sonra daha azını talep etmeyin. İhtiyaçlarınızı sıralayarak bir talepte bulunmayın. Kömürüm yok, yakacağım yok, taksidim var, borcum var, benim bu kadar parayı almak zorundayım gibi şeylerde bulunmayın. Karşı tarafta taraf yakınınız olmadığı için bunu çok da ilgilendirmez. Talebinizi çok kesin ifade etmeyin. Eğer bir işi istiyorsanız ve istediğiniz ücret firmanın olanakları dışındaysa kusura bakmayın, bu kadar veremeyiz derler ve görüşme kesilecektir. Ücret ve ödemeler üzerinde konuşmakta bu şekilde dikkatli olmalısınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.